Merhabalar, Kapadokya'dan hoş buldum. Sizler de hoş geliyorsunuz. Bir tanrı misafiriyle karşınızdayım. Etiyopya'dan en son yaparım diye tahmin etmiştim ama yapamadım. Bayağı yoğun geçti. Aldığım notlar var. Cape Town'dan Etiyopya'ya, Etiyopya'dan da Türkiye'ye uçarken bayağı yoğundu. Sizlere aktarmak istediğim bayağı mesajlar oldu. Konuşmamız gereken iki büyük konsept var, iki büyük kavram var. Ondan önce aktarmam gerekenler var. Bende kaldığı zaman olmuyor, biliyorsunuz, içimde patlıyor. Yanlışlıkla şeyde canlı yayını açarken elim kaydı. Böyle bir glitter efekt varmış meğerse. Ben ve yeni keşiflerim, işte ekranlardaki yeni keşiflerim, böyle üzerime bir şeyler yağmaya başladı birden. Aa, bu ne dedim. Sonra çok hoşuma gitti bu üzerime yağan olaylar ve hepimizin üzerine yağsın bu ışıklar, bu parlaklıklar, bu parıltılar, bu enerji hepimizin üzerine yağsın diye tuttum. Şu anda ekranlarda bayağı bir şeyler ya. Siz görüyor musunuz bunu, bilmiyorum. Ben kendi kendime mi görüyorum acaba? Ama hepimiz içindir herhalde. Neyse, hoş geldiniz. Kapadokya'dayım. Bir an evvel aktarmak istediklerim var. Biraz yorgunum. Yol yorgunluğu var. Ondan sonra burnum da biraz tıkalı gibi. Açıyorum açıyorum, bir şeyler yapıyorum ama herkes hapşırıyor. Herkes hasta. Yollarda, yolculuklarda. Gene iyi geldim. Ha, Eylül görünüyor dedi. Çok güzel, pırıl pırıl dedi şeyde, Ferda galiba. Okey, şimdi önce söylediklerim. O da şu. Söylediklerim, söylemek istediklerim. Ondan sonra da iki tane kavram dedim ya. Bakmamız gereken iki tane kavram var bu dönemde. İki tane de kavram. Havada kışkırtıcı enerjiler var. Hissediyor musunuz? Geliyor mu size de? Böyle oradan buradan, sağdan soldan. Böyle işte bir yavaş yavaş, ne derler ona, bir, yani bunu söylemese de olurdu, bunu yapmasa da olurdu falan gibi şeyler oluyor mu? Havada çok kışkırtıcı enerjiler var. O yüzden de duygularınızı nasıl düzenliyorsunuz çok önemli. Sizin barınağınız, sığındığınız yer neresi? İçinize çekilmek için kendinize yarattığınız alan neresi? Tetiklendiğiniz zaman, kışkırtıldığınız zaman kendinizi sakinleştirmek için, dinginleştirmek için, şifalandırmak için, merkezlemek için döndüğünüz yer neresi? Orayı iyi bulun. Çok önemli. Ortalıkta yürümeyen işler, tamamlanamayan işler, hiçbir işe yaramayan zevzek zevzek iletişimler var. Ve sistemler çökmüş durumda. Böyle bir haldeyken kendi içinize sığınmak üzere döndüğünüz alanları, döndüğünüz alan derken hem fiziksel biliyorsunuz, hem enerjetik, hem duygusal, oraları yaratmanız, bulmanız, kurgulamanız çok önemli olacak. Onlar sizi kurtaracak. Sistemler çökmüş. Havaalanında gelirken mesela, hani online check-in'leri eskiden yapabilirdik ya, uygulamalarımız vardı, online check-in'ler yapabilirdik. Artık online check-in'ler yapılamıyor. Uygulamalar çökmüş, sistemler çökmüş, iletişimler dediğim gibi çökmüş. Bir derdimi anlatmaya çalışıyorum. Bir insana üç değişik cevap veriyor bana falan. Aynı derde üç değişik cevap. Her duyduğunda farklı bir şey duyuyor. Çünkü insanlar duymamaya başladı. Ortaklı işler tamamen çökecek görünüşe bakılırsa. Türk Hava Yolları ile geri döneceğim. Etiyopya ile biletimi Türk Hava Yolları'ndan almıştım. Ama Türk Hava Yolları Etiyopya'dan buraya geri dönüşe, İstanbul'a dönüşü Etiyopya Havalimanı ile birlikte, havaalanı ile birlikte ortaklaşa yapmış. İşte neden? Çünkü vakitten kazanalım, nakitten kazanalım diye. Vakit nakit kazanma derdinden ortaklı işlere giren işler maalesef herhalde artık olmayacak. Etiyopya havaalanı işte benim derdimi anlamıyor ama Türk Hava Yolları ortada yok. Çünkü Etiyopya'dan buraya dönüşü Etiyopya'ya vermiş ama biz biletimizi Türk Hava Yolları'ndan aldık gibi durumlar. Yani kafalar karışık, olaylar karışık, durumlar karışık. Bir iletişimde hiçbir ortada bir ortak bir yerde buluşulamıyor. Buluşulabilmek için çok büyük yorgunluk, çaba ve emek sarf edilmesi gerekiyor. Böylesi durumlarda sistemler işte çökmeye başladı dediğimiz yerler buralar. Söylemesi kolaydı ama yaşarken wow, gerçekten sistemler çökmüş. Hani
en basit aldığımız bir uygulamanın çalışmaması bile ne kadar büyük yerlere götürebiliyormuş insanı, ne büyük zorluklara götürebiliyormuş. Nefesler, derin nefesler, merkezde kalabilmek, kendine dönebilmek ve evet yeniden anlatayım derdimi, bakayım ne olacak diyebilmek. Burada köpekler, çocuklar beni çok özlemiş, etrafımdan ayrılmıyorlar. Şeyi, Keyci ile Lara'yı duyabilirsiniz arada etrafımda, ayak sesleri, pati sesleri falan. Devlet erkamı her yerde aynı. Halkın derdi her yerde aynı. Afrika, Türkiye, Avrupa her yerde aynı. Duyulmak istiyoruz ama duyulamıyoruz. Belli başlı bir temel ihtiyaçlarımızın giderilmesini istiyoruz ama belli başlı temel ihtiyaçlar bir türlü giderilemiyor. Devletin başımızdaki yöneticilerin tek derdi oy toplamak. Güney Afrika'da da şimdi oy zamanı geliyor. Oy toplamak için işte aynı bildiğimiz olaylar. İnsanlara 3-5 kuruş bir şeyler verip oy almak uğruna bir sürü maymunluklar yapmalar ortalıkta falan fişman. Havada çok büyük kışkırtıcı enerjiler var ve aynı zamanda da devrim ihtilal kokusu var. Çok büyük ihtilal kokusu var. Bütün Avrupa'da çiftçiler ayaklanmaya başladı biliyorsunuz. Teker teker önce Fransa'da başladı, Yunanistan, Romanya, oradan oraya atlamaya başladı. Tüm Avrupa'da şu anda çiftçiler ayaklandı. Ve yaz olimpiyatları Fransa'da olmak üzere, olimpiyatlardan hemen önce Fransa'da bir ayaklanma var. Yani mükemmel bir zamanlama değil mi? Havada gerçekten bir devrim kokusu yok mu? Öyle bir geliyor ki bana, sanki tarım ihtilali falan olacak Rönesans'tan sonra gibi. Toprağa, tarıma, doğaya saygısızlık edenler artık iyice batmaya başladı. İşler daha da kızışacak. O nedenle de sığınağınızı bulun. Nerede siz merkeze dönüyorsunuz, nerede soluklanabiliyorsunuz, nerede kendinizi iyi hissediyorsunuz, sığınağınızı bulun. Çünkü kişisel hayatlarda da devrim var, çok büyük bir devrim var. Yani ayaklanmalı bir devrim yaratma isteği gibi hissediyorum bunu. Herkesin kendi içinde, kendi evinde, kendi memleketinde, kendi sınırlarının içinde bir içsel ayaklanma, içsel çatışma var. Hani böyle hassas, dengesiz dönemlerde gibiyiz. Yeter artık, ben gündelik hayatımı böyle yaşamak istemiyorum gibi bir devrim. Ben burayı artık düzeltiyorum, burayı artık dönüştürüyorum, buradan artık kopuyorum ve gidiyorum. Bu böyle devam etmeyecek gibi bir devrim. Ayaklanma gibi bir devrim havası var havada. Evet, ve dışarıda tutunduklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben dışarıda neye tutunuyorum? Dışarıdan beklentilerim neler? Çünkü onlar kopacak gidecek. Dışarıdaki tutunduklarım. Sonra dönüp dolaşıp ben kendi içsel dengemi nerede buluyorum? Benim sığınağım neresi? Oraya gelecek olay. O yüzden de kısadan kestirmeden gidin, içsel dengenizi nerede buluyorsanız, nerede bir nefes alabiliyorsanız, sizin için nefes alanı neresi ise oraya gelin. Çünkü dışarısı değil artık. Olay içerisi. Bunu zaten çok konuştuk, biliyorsunuz, öyle değil mi? Gelecekle uyumlu olmayan sizinle gelmeyecek. Ama işin enteresan kısmı, gelecekte başınıza neler gelecek, neler göreceksiniz, neler deneyimleyeceksiniz, neler yaşayacaksınız şu anda bilmiyorsunuz. Tek bildiğimiz şey, gelecekte işinize yaramayacak olan sizinle gelmeyecek. Onlar kopup gidecek. Ama geleceğe sizinle neler gelecek? Gelecekte başınıza neler gelecek, neleri deneyimleyeceksiniz, neleri göreceksiniz tam olarak da bilmiyorsunuz. İşte bu noktada iki tane kavram var, konuşmamız gereken kavram dediğim. Birinci kavram yeni zaman çizelgesi. Yeni zaman çizelgesi kavramını iyice içselleştirin. Yeni zaman çizelgesi kavramı ne demek? Yepyeni, bambaşka halimle yaşayacağım yepyeni, bambaşka bir hayat. Yeni zaman çizelgesi bu demek. Hazır olanlar, isteyenler, arzusu olanlar, niyetini o yönde kullananlar, cesur olanlar, o cesareti olanlar yepyeni bambaşka halleriyle yepyeni bambaşka bir zaman yaşamaya başlayacaklar. Bir deneyim yaşamaya başlayacaklar. Yeni zaman çizelgesi kavramı bu. İkinci kavramımız efendim derinden bilme hali. Derinden bilme hali de şu. Nereden bildiğimi bilmiyorum.
Ama içimde bazı şeyleri çok iyi biliyorum. Bu çok muhteşem bir his. Bu hissi de bir güzel içselleştirin. Nerede, ne zaman, nasıl olacak bilmiyorum. Detayları tam olarak algılayamıyorum. Anlayamıyorum, anlatamıyorum, açıklayamıyorum. Ama derinde bir yerde biliyorum. Yaşayacağım hayatın heyecanı var. O heyecanı hissediyorum. Çok canlı, çok gerçek, çok köklü, çok yüksek, çok somut. Ama açıklayamıyorum. Tam olarak tarif edemiyorum. Kimseye anlatamıyorum. Detayları gözümün önünde belirmiyor, bilmiyorum. Ama derinlerde bir yerde gelecek için çok büyük bir heyecan var içimde. Parlak bir gelecek yaşayacağımı biliyorum. İşte derinden bilme hali. İlk kavramımız ne demiştim? Yeni zaman çizelgesi. İkinci kavramımız da derinden bilme hali. Bu iki kavramı içselleştirin. Sizi yükseltecek olan, sizi köprünüz olacak. Çöken sistemden yükselecek olan sisteme geçişiniz için köprünüz olacak bu iki kavram. Kafa yapan, kafa bozan, ezber bozan bir enerji bu. O enerjiyi hissedin ve bu enerjiye yaklaşın ve bu enerjiyi tanıyın ve bu enerjiyi içselleştirin. Aynı zamanda söylemek istediğim SOS gibi böyle çok acil gibi görünen şeyler olacak. Şu an hemen anında bitirmem gerekiyor. Allah'ım hani çok büyük aciliyet değil, inanmayın. Acil gibi görünen hiçbir şey çok acil değil. O girdabın içerisine girmeyin, o tuzağa düşmeyin. Ondan sonracığıma efendim çok büyük bir içsel ayrışma, içsel ayrılık hali var. Ben kimdim ve kim olmak üzereyim? Kim olmak üzereyimle ben kimdim çok ayrılıyor artık birbirinden. Ben ne düşünüyordum düne kadar ve neler düşünmek üzereyim, neler hayal etmek üzereyim, neler yaratmak üzereyim, neler kurgulamak üzereyim çok ayrılıyor birbirinden. Çok derinden bir bağ kesilmesi, bir bağ kopması gibi bir his bu. Dev bir yarık gibi bir ayrılık. Ben kimdimle kim olmak üzereyim çok dev bir yarık gibi bir ayrılık. Bunu da iyice içselleştirin, görün, içinizde bilin. Bu hisse yaklaşın, bu olguyu anlayın. Çok büyük enerjiler geliyor. Öyle ki sanki bu bedende bu enerjiyi taşıyacak yerim yok, alanım yok. Çok büyük bu dev gibi bir şey. Ben bunu imkansız bedenleyemem diyeceğiniz bir enerji. Dalga dalga geliyor böyle akımlar halinde geliyor. Aşağıdan yukarıya, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, soldan sağa gibi çarpan, girdap gibi bir enerji. Dediğim gibi kasıp kavuruyor ve sanki içimizde bir yerlerde yer yok gibi. Hani ben bunu bedenleyemem, ben bu enerjiyi taşıyamam. Dalga dalga, üzerimize üzerimize, o kadar geniş ki neremize sığdıracağımızı bilemediğimiz bir enerji bu. Bizi açmak için, ezberleri bozmak için yeni zaman çizelgelerini ve o derinden bilme halini ancak böylesi bir enerji açabilir. O nedenle de ancak böyle bir enerji geliyor. Bunu da bedenlemenin, bu enerjiyi de bedenlemenin yollarını bulun. Bu enerjiyi tanımanın yollarını bulun. Bu enerjiye yaklaşmanın yollarını bulun. Ancak bu kadar tarif edebiliyorum sizlere. Devasa bir şey işte. Sanki işte benim bunu bedenleyecek halim yokmuş gibi bir şey. Bu arada online, elektrik, elektronik, sistemsel her şey her an elimizden gidebilir. Onlara da hazırlıklı olun. Her daim her an şarj aletleriniz yanınızda olsun efendim, telefonlarınız şarj edilmiş olsun falanlar, fişmanlar. Herhalde söylemek istediklerim şimdilik bu kadar.
Kendinize iyi bakın ve dediğim gibi sığınağınız neresi ve barınağınız neresi, oralara yaklaşın, yakınlaşın, oraları yaratın. Sizi çok seviyorum. Bir yerlerde tekrar görüşmek üzere.